Şimdi bak Bekir diyor ki şimdi sen acaba ya ben diyor onunla beraberken diyor Sercan dışında o kadar çok sevgilisi oldu ki diyor. O çocuğun babası diyor diğer hepsi diyor DNA versin diyor ben ondan sonra DNA veririm diyor. Sercan sen verir misin DNA? Ben şimdi hazırım. Ben hemen hazırım. O çocuk senin olabilir mi? Hayır kesinlikle. Hayır abla kesinlikle. Ben zaten Sercan'la bir kere görüştüm. O da sadece cezaevine gittim. Onun haricinde zaten görüşmedim. Ama Sercan tahliye olduktan sonra görüşmediniz. Ama şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buna yanıt ver. Şafak'la hani Ankara'ya gitmeden önce Şafak'la annesinin yanına yani götürdüğünde ha bir iki kere gördüm ama muhataplığım yok. Hani onun aramda benim aramda kesinlikle ve kesinlikle bak, bir şey yok. Funda Hanım'ın sorusunu bir daha söyleyelim. Ha, evet ablacığım ben duyamadım. Sercan tahliye olduktan sonra görüştünüz mü? Hayır. Hayır abla. Az önce bir iki kere görüştüm muhatap olmadım hayır, diyorsun. Hayır ilk Şafak'la evlendiğimde hani konuşmaya başladığımızda annesinin yanında bayağı bir kaldık. Ya o Meryem dolandırma Meryem. Sercan tahliye olduktan sonra bir araya geldiniz mi? Yani bunu bir ilişki olarak sormuyorum. Anladım. Hayır, konuştun hayır. mu, görüştün hayır. mü, çay içtin mi, çorba içtin mi hayır, bunu soruyorum. Hayır kesinlikle abla onu kabul edemem. Az önce 2-3 kere gördüm diyorsun, muhatap olmadım ama konuştum diyorsun. Ama bak ben size ne diyorum ablacığım siz beni anlamıyorsunuz kurban oldum. Diyorum ki Şafak'la annesinin yanında kaldığım zamanlarda hani görüyordum Şafak yanına geliyordu ama muhataplık yoktu. Şafak'la da arkadaş yani sen. Evet Şafak'la da arkadaş aynı köyde. Tabii görmüşsün bunu soruyorum. Hayır ama muhataplığım yoktu diyorum zaten. Şafak'la seni kim tanıştırdı? Ya ben köyde o zaman dayımın oğlunun yanında kalıyordum. Neresi orası? Bartın mı? Karamazak Sucuoğlu köyü diye geçiyor. Bartın? Evet. Tamam. Ben o Sercan da mı oralı? Hayır. Ha, tamam. Onunla hani ben o zaman çalışmaya gidiyordum dayımın oğlunla. Çocuğu da yengem bakıyordu. Tamam. Hani o zaman da malum hani para lazımdı falan. Hı hı. Öyle tanışırken baktım Şafak gelmiş. Şafak da demiş ki yengeme işte demiş yenge bu kim işte falan beni tanıştır falan filan deyince. Hı hı. Yengemler de bana sordu. Ben dedim hani öyle bir şey kabul etmiyorum artık falan deyince. Baktım bunlar arabayla sanki ben hani zorla kaçacakmışım. Biz seni kaçırmaya geldik. Allah ben bunun Allah. ailesinin yanına gittim. Ailesi ilk zamanlarda hani bunun abisi de... Bekir'den ayrılmış mıydın o sırada? Efendim? Bekir'den ayrılmış mıydın o sırada? Evet. Tamamen bitmiş miydi? Yani o zaman Bekir'le mi bilmiyorum herhangi bir muhataplığım yoktu zaten. Diyorum ya ablacığım bak ceza kapalıya geçtiği zaman benim onunla zaten bir diyalogum kalmamıştı. Sana aşk mektupları yazıyormuş. Mektuplarda ne yazıyordu Bekir peki ya? Seni seviyorum falan yazıyordu işte. Ama bana hiçbir mektubu geçmedi yani elime. Ama sen o sana iletiyormuş telefonla arayıp seni seviyorum. Ne? Sen o mektupları okumuyor muydun? Okuyordum da şu an hatırlamıyorum ya. Aradan bayağı ama bir sevgi geçti. Sözcükleri, aşk sevgi sözcükleri. Sevgi vardı evet. Kendine iyi baksın. Hatta, zaten okumasa nasıl aktaracaktı değil mi? Hatta bana ne demişti diyormuş. O zamanlarda? İşte sen bak hayır şöyle bir şey söyleyeyim. Hem beni Sercan'ın yanına yönlendiriyor. Diyor ki Meryem bak git. Sercan'la konuş sana diyecekleri var. Hem de diyor ki sen Sercan'ın yanına gitmişsin de benim yanıma gelmemişsin. Beni zaten oraya hani akraba hani herhangi bir şey olmadığı için zaten almazlar. Arkadaş listesine niye almamış seni peki Bekir? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum işte ablacığım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen en son Şafak'la birlikte olmadın mı sen? En son senin beşinci bir de Şafak kaçıncıydı ya? Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Sen de gülüyorsun haline değil mi? Ay sinirlerim bozuldu ya. Benim de sinirlerim. Şimdi Şafak şöyle söyleyeyim. Sayılara geçtim de Şafak senin en son birlikte olduğun kişi değil miydi? Hayır. Ha. Ben o Bekir'di galiba. Bekir mi en son birlikte olduğun kişiydi? Evet. Diyorum yani işte Şafak'tan sonra mı Bekir'e gittin? Evet. Ama o sırada aslında Şafak'tan önce Bekir'le konuşuyorsun. Şimdi o sana sevgilim diyor. Seni seviyorum dikkat et kendine diyor. Adam cezaevinde seninle onu birlikte olacağını zannediyor. Evet. O sırada Sercan'la arkadaş oluyorsunuz. Evet. Arkadaş diyelim o zaman. Aynen. Ya diyelim mi arkadaş? Abla, hani kendi yüzü desin ki ablam Meryem ablam böyle böyle yaptı desin. Tamam. Şimdi sen abla mı desin? Abla mı diyorsun Sercan? Ben abla diyordum ona. Evet abla diye hitap eder. Yani yalan ya değil yani. Peki Bekir Bey telefon hattındaymış. Bekir Bey merhabalar. Merhabalar Deyden Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi Bekir Bey siz şimdi Sercan burada da. Evet. Siz cezaevinde, önce açık cezaevinde Sercan'la tanışıyorsunuz, kapalı cezaevine gidiyorsunuz. Sonra da Sercan, yani mektupları Sercan'a gönderip Sercan da Meryem'i okuyormuş. Evet. Siz o sırada aranızda duygusal bir ilişki var mıydı Meryem'le? Evet. Peki Meryem diyor ki hiç öyle bir şey yoktu diyor aramızda. Vardı hanımefendi, Adapazarı'ndan geldi Meryem o zaman. Ben bunu sürekli zaten doğruları şey yapıyorum. Sercan da açık cezaevinde olduğundan dolayı Sercan'a yazıyordum.
Sonra Sercan bunu arıyor. Telefon numarasını kapalı cezaevinde mektup içerisinde yazmıştım. Ziyaretine gelsin. Ondan sonra Sercan'la diyaloğa başlıyor. Yani şunu merak ettim Bekir Bey. Yani sizin onayınız olmadan mı Sercan Meryem'i arıyor? Hayır. Bak şöyle. Ben şimdi kapalıya gittim ya. Gittiniz evet. Kapalı cezaevinden Sercan'a mektup yazdım. Bu numarayı ayağı benim ziyaretime gelsin diye. Tamam. Ondan sonra benim ziyaretime gelmiyor. Beni siliyor. Sercan'la diyaloğa başlıyor. Ha, yani hani... Sercan da diyor ki Bekir Bey, Bekir Bey yani sizi de duygusal anlamda bir anlamda dolandırmış. Yani size diyor ki yani siz o mektupları siz Sercan'a gönderiyorsunuz. O sırada Sercan da Meryem sevgili oluyorlar aslında. Evet evet Meryem'le sevgili oluyor. Artı cezaevinden Sercan çıkınca Sercan'la hayatı devam ediyor. Ondan sonra Sercan'la ikisi plan kuruyorlar. Şafak Uzun'a ayarlıyor. Şafak Uzun'la sen buraya gel, ben senin pisliklerini şey de dökeceğim, tamam mı? Sen kendin ilk baş açık cezaevinde yattığın zaman beni 7-24 saat arıyordun. En son aradığında bak beni iyi dinle Bekir Efendi, senin pisliklerin de dökülecek buraya. Sen Sercan'a mektup yazıp da böyle böyle diyordun da kendin yönlendiriyordun. Benim yanıma gelmiyorsun diye. Sensin bak benim artık bardaktan sesim kısıldı, tamam mı? Sen kendin var ya sütten açık baklaşık değilsin. Sen buraya geleceksin. O çocuk benden değil diyorsun ya, DNA testini yaptıracaksın, bundan kaçışın yok. Adaleti var, sen Muhammed'den çekme. Sen göreceksin, o Muhammed de bağlanacak buraya. O Muhammed de bağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti var. Niye bağlanmıyor? Bana iftira attınız. Kimlere para verip de yayını arada böyle böyle dedirtirdin. Senin neler yaptığını ben biliyorum be. Bilmiyorum zannediyorum. Dur aynı anda konuşmayın, aynı anda konuşmayın. Sercan bir verecek yanıtın yok mu? Senin sevgili, yani onun sevgilisinin elinden aldığını söylüyor. Hayır öyle bir şey yok. Bir Sercan iddia. Sercan söylesin. Nasıl söyle Sercan? Ben hiçbir şekilde ben onunla sevgili olmak şeyine bağımlı değildim. Ben Bekir bana yazdığı mektupları ben Meryem'e okuyordum. Yani sevgilidir, şudur budur, kesinlikle öyle bir şey yok. Bekir Bey peki Sercan'la konuşur musun? Ben onunla sevgili değildim diyor arkadaşım. Evrakları çıkartırın Sercan. Ziyaret evraklarını çıkartır mı açık cezaevinden Sercan? Tamam benim ziyaretime geldi ama benim o sevgili falan geldi. Kaç kez geldi? Bir kere. İnkar etme. Doğruları konuş orada. Ya küfür hakaret yok. Bekir Bey kaç kez gelmiş cezaevine Sercan'ın yanına açık cezaevine peki? Vallahi iki kere gelmiş hanımefendi. Benim bildiğime göre iki kere ziyaret ediyor. Cezaevinden çıkınca da buluşuyorlar. Hatta Yaşar abi deyip artık bak Sercan çok iyi tanıyor Yaşar abi. Yaşar abi de bütün Sercan'la diyaloğuna her şeyini biliyor. Sercan da biliyor bak Yaşar abi. Yaşar ben kim ya? Yaşar nereden çıktı? Bartın'da Sercan abi çok iyi biliyor. Açık cezaevinde yaptı. Kim? Sercan çok iyi biliyor onu. Abi, biz de bilelim Yaşar kim? Sercan'a sorun. Yaşar kim Sercan? Ya bizim o söylesene. Şeyde koğuş şeyine şeydi ya. Birinci koğuşta kalan birisiydi. Onun Meryem'le ilgisini alakası ne? Ondan bir alakası yok. Benle ne alakası? Peki, yani ikisini görüyordu anlamında mı söylüyor bunu? Ya Yaşar abi şey görmüştür. Meryem cezaevine geldiğinde, ziyaretime geldiğinde o günü görmüştür. Meryem benim bir kere ziyaretime geldi. İkincisine gelmedi asla. Didem abi bir şey söyleyebilir miyim? Bekir'e sorayım. Bekir asla bir defa gelmiş. Şey gelmedi. İkinci, üçüncü defa. İkinci gelmedi. Evet Bekir Bey. Sercan bu kadını şafağa sen ayarlamadın mı? Ayarlamadım. Ondan sonra beraber hayır, Ankara'ya gittin. Hayır kesinlikle ben ayarlamadım. Şafağa şafağa bağlayabilirsin kesinlikle ben ayarlamadım. Lütfen, konuş da dinleyeceğim. Sercan bir sus ablam sen bak Allah da biliyor ya bak ben onunla benim herhangi bir aramda geçmedi. Bekir sen beni dinliyor musun? Zaten seni Allah da biliyor kimseyle arayı bir şey. Ama kendimi Allah tutamayacağım ya. O kadar dua ettim. Dedim ki canlı yayına gelmese de bana yapsın. Bekir Bey ben sizi bir dinle. Bir dakika bir Meryem dur. Çocuğun babası Sercan mı olabilir diyorsun? Bak Sercan DNA'ya yanaşıyor. Evet. Ben, o konuda ben suç Allah var yukarıda. O konuda ben Sercan'a bir iftira atamam. Evet ama öyle demişsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyor. Bir şey söyleyebilir miyim abla? Çocuğun babası kim o zaman sence? Abla söyleyebilir miyim? Dur bir dakika Sercan. Çocuğun babası kim o zaman? Sen değil misin? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Didem Hanım. Evet. Öncelikle ben şunu dile getireyim. Şimdi benden sonra zaten bu kadın bir kere 7-8 kişiyle. Kaçıyor da niye gelmiyor o zaman? Hadi öbürlerini tamam toplasın gelsin.
yoksa hepsini böyle sıkışınca tek tek okudun değil mi? Sen var ya, buraya niye gelmiyorsun biliyor musun? Adam senin de pisliklerin çıkacak ya. Ben senin bir iki tane pisliğini buldum. Onlar da götürecek buraya, merak etme. Yarın Şafak da gelecek. Şafak pisliği de açmıyor. Bekir Bey bir dakika dur. Bekir Bey sonuçta iddia şimdi şeyde DNA vermeye hazırım diyor Sercan. Eğer siz de yani bu çocuk eğer sizden olmadığını bu kadar çok eminseniz DNA'nızı verirsiniz. Gelsin bu şekilde abicim, gelsin, bu şekilde kurtulursunuz. Suçlu çocuk da, annemle babam nasıl kaçtı mesela suçunu bilip bu da kaçıyor abla yani. O görüntüyü ekranlara getiriyor.